içine lele. Yeni bir dünya içine lele. Verdik omuz omuza, gönül gönüle. Verdik omuz omuza, gönül gönüle. İnandık hakka, güvendik halka. İnandık hakka, güvendik halka. Sana da bir yer var, geniş bu halka. Sana da bir yer var, geniş bu halka. İnandık hakka, güvendik halka. İnandık hakka, güvendik halka. Sana da bir yer var, geniş bu halka. Sana da bir yer var, geniş bu halka. Sevildik böyle var olduk. Sevdik sevildik böyle var olduk. Sevginin gücüyle milyonlar olduk. Sevginin gücüyle milyonlar olduk. İnandık hakka, güvendik halka. İnandık hakka, güvendik halka. Sana da bir yer var, geniş bu halka. Sana da bir yer var, geniş bu halka. İnandık hakka, güvendik halka. İnandık hakka, güvendik halka. Sana da bir yer var, geniş bu halka. Sana da bir yer var, geniş bu halka. Ankara'nın yeni sahil yüzü Evren ilçemiz. Evren ilçesi 2014 faaliyet raporu. Teşekkürler Evren. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde partime ve şahsıma vermiş olduğunuz destek ile siz kıymetli hemşehrilerime hizmet etmek için belediye başkanı seçildim. Tüm Evren halkına ve seçimlere katkısı olan herkese göstermiş oldukları teveccühten ötürü teşekkür ederim. Tüm Evren halkına huzur ve mutluluk dolu bir hayat dilerim. Saygılarımla Evren Belediye Başkanı Abdülkadir Demirci. Otobüsler. Evren Belediyesi'ne Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen 33 kişilik halk otobüsü Ankara-Evren arasında hizmet etmeye başlamıştır. Belediyemiz tarafından dini ve milli bayramlarımızda taşıma hizmeti ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. 30 Nisan 2014 tarihinden 30 Aralık 2014 tarihine kadar yaklaşık olarak 800 kişi bu hizmetten yararlanmıştır. Bu hizmetlerimiz kapsamında belediyemiz geleneklerimizi ve örf adetlerimizi yaşatma adına uzakları yakın etmiştir. Tuğralı Saat Kulesi, Osmanlı arması ile tasarlanmış ve geleneksel Türk mimarisi tarzında yapılmış olan Tuğralı Saat Kulesi, Büyükşehir Belediyemizce Evren ilçemize hediye edilerek Merkez Cami önüne konuşlandırılmıştır. Ankara Kedisi. Ankara şehrinin ve Ankara Büyükşehir Belediyemizin logosu olan Ankara Kedisi maskotu, Evren ilçemizin çeşitli yerlerine dekoratif amaçla konulmak üzere Büyükşehir Belediyemizce Evren ilçemize hediye edilmiştir. Asfalt çalışmaları. İlçemizde ilk defa modern anlamda asfalt çalışmalarına başlanmıştır. Büyükşehir Belediyemiz, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca asfalt çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Temizlik aracı. Büyükşehir Belediyemizce ilçemize bir adet hizmet amaçlı temizlik kamyonu hibe edilmiştir. Atık su arıtma tesisi. İlçemizde atıl durumda bulunan atık su arıtma tesisi, Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından aktif hale getirilerek 15 personel ile 7 gün 24 saat hizmet verir konuma getirilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü.
ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Evren ilçesine Atık Su Kanalı ve İçme Suyu Bölge Müdürlüğü kurulmuştur. Birimleri: Su Abonelik Servisi, Su Tahsilat Servisi, Arıza Ekibi ve Güvenlik. Toplam 23 personel ile ilçemize hizmet vermektedir. Belediyemizin Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 11 personel İşkur kapsamında Evren ilçesinde görevlendirilmişlerdir. Sağlık Dairesi Başkanlığımızın emrinde de mezarlıklarda görev yapmak üzere 5 personel istihdam edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından ilçemizde cadde, sokak, levha ve yön işaretleri tabelaları yapılmıştır. Halen çalışmalar devam etmektedir. Evren İtfaiye 110. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ilçemize hibe edilen bir adet itfaiye aracı 6 personeliyle belediye başkanımız tarafından tahsis edilen yerde hizmet vermeye başlamıştır. Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından mesire alanlarımıza barbekü, piknik masası, kamelya yerleştirilerek halkın hizmetine sunulmuştur. Büyükşehir Belediyesi'nce Evren Belediye'mize meclis kararı ile sokak ve kaldırımların peyzaj düzenlemesi ile ilgili 500 bin liralık yardım yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ilçemiz balıkçılarına hibe olarak 80 adet kayık, meclis kararı alınarak ihaleye çıkarılmıştır. Birinci ihalede katılım olmadığından ikinci ihale aşamasında ihale yüklenici bir firmaya 12 adet olarak gerçekleştirilmiştir. Kalan 68 kayık içinde ihale süreci devam etmektedir. Evren Belediyesi'nce yürütülen faaliyetler: İskele yapımı. İlçemizde ve mahallelerimizde bulunan kayıkçılarımızın barınabilmeleri için sahil iskelesi dolgu yapım çalışmaları başlatılmıştır. Öğrencilerimize hediyeler: ETİ ve Evren İlköğretim Okulu öğrencilerine 23 Nisan Bayramı etkinlikleri kapsamında Evren Belediye Başkanımızca kitap ve top dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Öğrenci gezileri: Evren Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen otobüsler aracılığıyla Anıtkabir ve müzeler ziyaret edilmiştir. Evren Belediye Başkanınca çocuklarımıza yönelik yemek tertip edilmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanımız da öğrencilere muhtelif hediyeler vermiştir. 2014-2015 eğitim öğretim yılı 1. dönem karne törenine Evren Belediye Başkanı Abdülkadir Demirci de katılarak öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu. Göreve geldiği 30 Mart 2014'ten günümüze kadar Evren genelinde bulunan okullara çok sayıda hizmet götüren Evren Belediye Başkanlığı, geleceğimiz çocuklarımız için hizmetlerin artarak devam edeceğini de belirtti. Ankara'nın sahil yüzü Evren ilçesi, belediyemizin yoğun çalışmaları ile mavi ve yeşilin buluştuğu bir cazibe merkezi haline getiriliyor. Komşu il ve ilçelerden çok sayıda yerli ve yabancı turisti çekmeyi hedef edinen Evren Belediyesi tüm imkanlarıyla proje çalışmalarına hızla devam ediyor. Devlet Hastanesi. Yapımı devam eden ve önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan Evren Devlet Hastanesi'nin yolları ve ağaçlandırma işlerinden Evren Belediye Başkanlığı tarafından hızla devam edilmektedir. PTT Hizmet Binası. Belediye Başkanımızın şahsi girişim ve PTT Genel Müdürümüzü ziyaretleri sonucunda PTT Hizmet Binası'nın PTT Bank haline dönüştürülerek halkımızın daha da kaliteli bir hizmete kavuşmaları sağlanmıştır. Ziraat Bankası Hizmet Binası. Belediye Başkanımızın şahsi girişimleri ve Ziraat Bankası Genel Müdürümüzü ziyaretleri sonucunda Ziraat Bankası Hizmet Binası'nın daha modern bir hale dönüştürülerek halkımızın daha kaliteli bir hizmete kavuşması sağlanmıştır. İhtiyaç sahiplerine yardım. Belediye Başkanlığımızca ilçemizde ve mahallemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gereksinimlerine göre sosyal yardımlarda bulunulmuş olup bu yardımlara devam edilmektedir. Temizlik hizmeti. 30 Nisan 2014 tarihi itibarıyla ilçemizin ihtiyacı olduğu halde yapılmayan temizlik işleri temiz bir evren için el ele sloganıyla süratle başlatılarak tertemiz ve sağlıklı bir evrene kavuşturulmuştur. Jandarma binası tadilatı. Belediye Başkanlığımız tarafından ilçe jandarma komutanlığı
askerlerimizin daha temiz bir ortamda görev yapmalarının sağlanması amacıyla 500 metrekarelik bir alana tuvalet, lavabo ve hamam tadilatlarını yaptırmıştır. Ağaç dikimi. Onlar keser biz dikeriz diye çıktığımız yolda 1080 tane çam fidesi, belediye başkanımızın katılımıyla Ankara'da 70 kişiyle birlikte bir otobüs tutularak Yusuf Uşağı Mahallesi'ne getirilerek dikimi gerçekleştirilmiştir. Daha yeşil bir evren için ağaçlandırma devam etmektedir. Reklam panoları. Belediye başkanlığımız tarafından ilçemizin giriş ve çıkışlarına, belediyemiz faaliyetlerimizin duyurulması amacıyla afiş, billboard ve reklam panoları yapılmıştır. Hizmet binasının tadilatı. İlçe belediye başkanlık binası 30 Nisan 2014 tarihi itibarıyla bina kullanılmaz haldeyken binamızda çok hızlı bir şekilde başlatılan tadilat ve tamiratların yapılıp çağımıza uygun hizmet binası haline getirilmesi sağlanmıştır. Belediyemiz zabıta noktası yenilenmiştir. İlçemizin pazar yeri olan merkezde zabıta noktası yapılmıştır. Aynı zamanda pazar yerine halka açık umumi bay bayan tuvaletler yapılmıştır. İlçe Sağlık Ocağı. 30 Nisan 2014 tarihinden itibaren ilçe sağlık ocağından belediyemize gelen tüm talepleri yerine getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Kar temizleme ve yol açma çalışmaları. İlçe belediyemiz, ilçe merkezi ve mahallelerimizde cadde ve sokaklarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarına hızla devam edilmektedir. Sosyal etkinlikler. Sosyal etkinlikler kapsamında önemli günlerde belediye başkanımızca katılım sağlanarak evrenli hemşerilerimizle birlikte olunmuştur. Mali sorunların giderilmesi. Belediyemizde görev yapan memur ve işçilerin 30 Nisan 2014 tarihinden önce birikmiş bütün alacaklarının %50'si Evren Belediyemizin gelirlerinden ödenmiştir. Geri kalan %50'si de önümüzdeki aylar içerisinde ödenmek üzere programa alınmıştır. Müzik.